desteklerle bunları yaptık. Bakanlığımıza her zaman tarımsal olarak pandemi döneminde üretimin kesintiye uğramaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda hizmetleri yürütmeye çalıştık. Bize gelen sorunları veya bizim tespit ettiğimiz sorunları da bakanlığa ilettik ve zamanında çözüm bulmaya çalıştık. Gerçekten 2020 yılında pandemi zorluğuna rağmen Konya'da tarımsal faaliyetin çok iyi gittiğini gördük ve bu da bizi sevindirdi. Tabii bu çalışmaların Tarım Bakanlığı'nda Tarım ve Orman Bakanlığı olarak iki bakanlığın birleşmesi sonucu büyük bir bakanlık oluştu. Bunun içerisinde orman, su, tarımsal faaliyetler, hayvancılık, bitkisel üretim, meteoroloji gibi birçok faaliyetler içerisine girdi. Bugünlerde bizi çok üzen Sayın Bakanımızın da aktif olarak sahada devam ettiği bir orman yangını var. Bodrum, Didim, Manavgat, Akseki. Gerçekten buralar yandığını görünce ciğerlerimizin yandığını hissediyoruz. Burada yaşayan birçok vatandaşlarımız buradan etkilendiler. Öncelikle hepsine geçmiş olsun dileklerimi arz ediyorum. Allah yardımcılar olsun. Devletimiz ve bakanlığımız da zaten her zaman yanlarında. Evet. Bu geçen yıl Beyşehir'deki ormanlarda Konya'da da yaşadık. Orada da Orman Bölge Müdürlüğümüzün gayretli çalışmaları sonucunda da söndürüldü. Tabii bunlar üzücü yanı ama 2020 yılında bizim kısaca bazı çalışmalarımız, projeler, bakanlığımızın verdiği tarımsal desteklemeler sayesinde 24 milyar TL tarımsal üretim değerimizi 29 milyar TL'ye çıkardık. Hatta 29.95, yani 30 milyar TL'ye çıkardık. Türkiye iller içerisinde birinci sıradaydı. İkinci ile aramızdaki fark 11 milyar TL gibi bir fark vardı. Bir yıl önceki fark 4 milyar TL'ydi. Ama 2020 TÜİK verileri bunlar. 11 milyar TL. Farkı açtınız. Evet. Kuraklığa gelecek olursak, kuraklığın etkilerini... Şimdi bu cümlemi onunla bağlamak istiyordum. Buyurun, buyurun. 2020'deki böyle bir önemli çalışmanın arkasına pandeminin zorluğunun karşısına bir de kuraklık eklendi. Yani. Tabi Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetleri her zaman şükrediyoruz. Bazen bol verir, bazen az verir. Biz hepsine şükrediyoruz. Ama biz bakanlık olarak, Tarım İl Müdürlüğü olarak veyahut da tarım sektöründe çalışan çiftçilerimiz her zaman bununla ilgili duanın karşısında fiili olarak da çalışması gerekiyor. Bu çalışmalarla ilgili ne yaptınız derseniz, soru biraz önceki dediğiniz gibi. Yani daha doğrusu Ali Bey, Konya'da kuraklığa bir önceki yıla göre kuraklıktan dolayı rekolte kaybı ne oldu, ne öngörüyorsunuz? Bunu şey yapalım, ondan sonra tedbirlerini alalım. Bizim tespitlerimize göre, yani kuraklık en önemli ekim sahalarımızda etkilenen kısımları buğday ve arpalardır yoğunlukla. Çünkü sonbahar ekilişleri, ilkbahar ekilişlerimiz farklı olduğu için o kısmına girmeyeceğim. Sadece buğday ve arpa olarak baktığımız zaman bizim il müdürlüğü olarak bakanlığımızın hedef çalışmalarımız olur. Yani 2021'de
ne kadar bir buğday üretim hedeflemişiz? 2021 hedeflerimiz olur. Burada 3 milyon 150 bin ton gibi biz buğday arpa üretim hedefimiz vardı. Hı hı. 2021 yılı için. Fakat kuraklıkla ilgili biz çalışmalarımızı Ekim'den itibaren yağışları takip ettik. Hı hı. Bununla ilgili tabii meteorolojik tahminler ve veriler vardı. Ondan dolayı takip ettik. Yani bu yılın kurak geçme ihtimalinin raporlarından dolayı. 3 milyon 150 bin tonun biz Mart ayına geldiğinde, çünkü Mart ayında biz Konya olarak yeterli bir yağış aldık. O yağışın yeterli olacağını düşündük. %10 veya 15 gibi bir kayıp bekliyorduk. Fakat Nisan-Mayıs ayında sıcaklığın hemen artması ve yağışın hiç düşmemesi kuraklığı gösterdi. Eğer ki geçen Ramazan ayı içerisinde bir hafta mesela Konya'ya yağış almış olsaydı, hidrolojik olarak belki kuraklık olacaktı, yağış az olacaktı ama tarımsal kuraklık olmayacaktı. O döneme geldiğimiz zaman bu bizim rekoltemizde %30, %40, belki %50'ye varacağını düşündük. Fakat daha sonra ümidi kesmeye başladığımız bir dönemde de bir 15 gün süreyle ara ara hem soğukluk oldu hem de yağışlar geldi. Hı hı. Bu arpa gelişmesini çok etkilemedi. Arpadaki tane gelişimini etkiledi. Buğday gelişmesini etkiledi. Buğday daha geç olgunlaştığı için. Bizim tahminlerimiz 3 milyon 150 bin tonun 2 milyon 350 bin ton civarında buğday ve arpa alacağımızı düşünüyoruz. Bunun üzerine çıkar, aşağısına inmez diye düşünüyoruz. Bunu neye göre söylüyorsunuz derseniz, ben biraz önce söylemiştim belki %40'a düşeceğiz diye. Hı hı. Bizim o verilerden sonra mesela kıraç alanlarda %70, %80, %60 diye öngördüğümüz var. Bu şekilde de kıraç alanlarda verim kayıplarımız var. Yani %80 dediğim verim kaybı da neredeyse biçilemeyecek olanlarda. Tarım alanlarımızın yaklaşık 65'i de kıraç alanlarımız. Yani kuraklığa maruz kalabilecek %65 gibi bir alanımız var. %65'ini oluşturuyor. O son yağışların bir %10-15 gibi artı etkilediğini gördük. Yani %30 civarında mı? %30 civarında bir kuraklığın etkisini olduğunu. Bunu sahada tabii şu anda hasat da yapıldı çoğunlukla. Oradan da takip ettik. Bu artışın yani 2 milyon 350 bin tonun üzerine çıkacağını hasatlarda da görmüş olduk aslında. Mesela 100 kilo ile 180 kilo arasında veya 100 kilo bekleyen 150 kilo aldığını gördük. 100 kilo bekleyen 100 kilo aldığını da gördük. Hı hı. Bir de bizim sulu alanlarımızda aslında ciddi bir verim kaybımız olmadı. Daha iyi olanlar da var. Oradaki kaybımız masraf arttı. Çiftçinin masrafı arttı. Çünkü 2 su yerine 3 su verdi. 3 su yerine 4 su verdi veya 5 su verdi. Onun için biz orada da masrafından dolayı bir kayıp diye söylediğimiz veyahut da kuraklıktan kaybı diye söylediğimiz kısmı o aslında. Verimden kaybı yok. Masrafından dolayı maliyetleri arttı. Fakat orada da gerçekten güzel verim alan yetiştiricilerimiz var. Dekara 1200 kiloya kadar, 600 kilodan suludan. 600 kilodan 1200 kiloya kadar verim alanlar var. Bunu tabii ben bireysel sorduğum kişilerden aldığım bilgiler. Yani genel ortalamamız 700 kilo, 700-800 kilo gibi olur.
sula alanlarımızın da tabi sınırlı olmasından dolayı biz seneye kuraklıkla ilgili sıkıntıları da yaşamamamız veyahut da olduğu takdirde ne yapılması gerekir? Ocak ayından itibaren de, bu yıl Ocak ayından itibaren de biz valiliğimizde bir çalışma yaptık. Tarımsal kuraklık eylem planı kitapçığını oluşturduk. Bu kurum ve kuruluşların, STK'ların katılımıyla Sayın Valimizin başkanlığında. Bu aslında bize bir yol gösterdi. Çiftçimize orada yapacağımız eylemlerle ilgili mesela bu olma ihtimali yoktu, olmazdı ama mesela son eylem kıtlık olmasıyla ilgili. Dünya tarihine baktığın zaman, kuraklıkla ilgili zamanında baktığın zaman kıtlıkların yaşandığı yıllar da görüldü. Belli mevsim döngüsü içerisinde bu döngünün meteorolojik verilerine baktığın zaman aşağı yukarı 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl gibi sürdüğü görülüyor. Yani bir kurak yıl dönümü yılları gelip daha sonra yükselen ve yağışların arttığı yılların olduğu görülen yıllar oluyor. Biz de bunları çiftçimizin daha az hissetmesi veyahut da az da olsa çiftçimize destek olması babından en azından üretim yapan çiftçimizin seneye tekrar ekimini yapmak isteriz, yapmasını isteriz. Çünkü üretime devam etmesi gerekiyor. Yaklaşık bir dekara da bizim hesabımıza göre Konya şartlarında 150 TL gibi masrafı olur diye düşündük. Bunu biz ziraat odalarımızda, çiftçi örgütlerimizde toplantılar yaptık. İlçe müdürlüklerimizde toplantılar yaptık. Daha sonra Konya milletvekillerimizle bir toplantılar yaptık. Bunun durumları ve aldığımız bilgileri ve önerilerimizi anlattık onu orada. En sonunda Sayın Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışma sonunda Cumhurbaşkanlığımızdan da 100 TL gibi dekara, orada da yine 150 TL hesaplandı. Şöyle ki 50 TL'si mazot gübre desteği şeklinde verildiği için 100 TL şeklinde dekara zarar oranına bağlı olarak ödeme yapılacağı söylendi. Onunla ülke ilgili, genelinde mi değil mi? Yok, ülke genelinde yani. Tabii. Bu çalışma tabii Güneydoğu Anadolu Konya'dan erken etkilendi. Bu çalışmalar daha sonra İç Anadolu'da etkilenmiş sonucu bakanlık tabii bütün Türkiye genelini görmesi gerekliliğinden dolayı bekledi. Açıklamalar tabii İç Anadolu'nun sonucuna göre açıklanmış oldu. Burada biz hem Selçuk Üniversitesi hocalarımızla işbirliği yaptık. Bitkisel gelişimleri takip ettik sahada. Gerçekten sıkıntı ne düzeyde, ne şekilde oluyor. Orada çiftçilerimize mesela gübrelemeyle ilgili Zoom üzerinden eğitim faaliyetleri yaptık. Çünkü yağışların yetersiz olduğu zamanlarda nasıl bir gübreleme yapması gerektiği ile ilgili. Ayrıca Ocak ayında yaptığımız eğitim çalışmalarında veyahut da Zoom programlarında Tarsim sigortası ile ilgili çalışmaları aktardık. Çünkü Tarsim 15 Ağustos'a kadar müracaat edilebiliyordu. Bakanlığımızın da poliçelerde %40 gibi bir desteği var. Tabii Konya'da ve Türkiye genelinde Tarsim sigorta yaptırma oranı çok fazla değil. Ama yaptıranlar da var. Özellikle kredi kullananlar da zorunlu zaten Tarsim sigortası. Bunun dışında Bitkisel Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğümüz Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi. Bunu da biz Ocak veya sezon içerisinde kuraklıkla ilgili durumu görünce ilkbahar ekilişlerinde takviye olsun diye hem de ekilişleri artıralım diye
Mesela nohuttur, yazlık ekilişlere yeşil mercimek, kırmızı mercimek gibi. Yani 200 tona 200 ton mesela kırmızı mercimek %70 hibeli dağıttık. Şimdi 32.800 dekara ekim yapıldı. Bunun etkisi şöyle de oluyor. Yani bazen verdiğim miktarı az oluyor ama 10 dönüm ekecek olan kişi 20 dönüm ekmiş oluyor. Aslında etkisi daha da büyük oluyor. Böylelikle ilkbaharda da tabii kısmen kurak gitse de yağışlar geldi. Bazı ilkbahar yazlık ekilişleri etkilese de çoğunlukla ilkbahar ekilişleri de verim alındı. Bunun dışında biz bakanlık olarak geçen yıl verilmemişti ama bu yıl Sayın Bakanımızın su yılı ilan etmişti bu yılı ve basınçlı sulama desteklerini hibe programı kapsamına alındı bu seneyi ve hibe programı kapsamında da biz çiftçilerimizin az da olsa basınçlı sulama çünkü şöyle önemli, daha az su kullanması ile ilgili, daha az masraf yapması, daha fazla ürün alması, daha karlı ürün elde etmesi yönünden önemli. Çok proje gelsin ve iyi projeler gelsin diye de çalışmalar yaptık. Yaklaşık 1350 civarında proje geldi. 1150 projesi uygundu. Bakanlığımıza gönderdik 1150 projeyi. Bunun bize ayrılan bütçe %50'sini karşılıyordu ama daha sonra yine milletvekillerimizin çalışması Sayın Bakanımızın da kararıyla bütün Türkiye'de basınçlı sulama desteklerin tamamı desteklendi. Konya'da belki tarihinde hiç almamıştır bir yılda bu kadar desteği 1150 projeyi. Hatta bugün sulama Konya bölgesi sulama kooperatifle birliğinde seçim vardı. Orada da ifade ettim. Bütün projeler destek kapsamına alındı. Bu da bu yıl için aslında anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tamamının desteklenmesi gerekliyse gerekli olan en iyi yıl da bu yıldı ve bu uygulanmış oldu. Şimdi çiftçilerimizin bunların dışında Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz tabii biraz önce konunun başında söylediğim gibi Tarım Bakanlığı'nın kuruluşları içerisinde meteorolojik verileri çiftçilerimizle aktif olarak paylaşıyorlar. Bunun dışında bizim erken uyarı sistemi 27 bölgede erken uyarı sistemlerimiz var. Bunları biz hem yağış nem hem de bitkisel üretim zararlarıyla bitkisel üretimde zararla mücadele kapsamında da kullanıyoruz. Orada da yine çiftçilerimize bu kapsamda bilgi aktarma, mobil telefon üzerinden bilgi aktarması yapıyoruz. Bununla ilgili alabilecekleri tedbirler varsa almalarını sağlıyoruz. Ali Bey, isterseniz bir reklam arası veririm ama ben akışınızın bozulmaması için müdahale etmedim. Güzel konular konuşuyoruz. Konya'nın kuraklık eylem planı içerisinde neler var? Bunları daha detaylı duymak isterim. Basınçlı sulama sistemlerine verilen destek 1150 projenin hepsinin kapsamı alındığını söylediniz ki bana kalırsa 1150 değil 5000 projede olması lazım. Konya'nın suyla imtihanında en büyük destek bence basınçlı sulama sistemlerine. Belki de mecbur bırakılmalı çiftçi. Çünkü çok ciddi destekler var. Ziraat Bankası'nın bu manada ciddi destekleri var. Makul ödeme planlarıyla ciddi proje. O yüzden ben de sulamayı biraz daha konuşmak istiyorum. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra biz burada olacağız. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Konya Tarım Orman İl Müdürü Ali Ergin'le programımızı çok verimli bir şekilde devam ediyor. Programın ilk bölümünde Konya'nın kuraklık eylem planını valilikle beraber çalıştıklarını
Ali Bey söyledi. Bir de basınçlı sulama sistemlerine verilen desteğin %50'sini karşılamasına rağmen Sayın Bakan'ın ve bölge milletvekillerinin talepleriyle hepsinin karşılandığını söyledi ki bana göre yetmez demiştim ben. Daha fazlasının desteklerin verilmesi lazım. Konya'nın suyla imtihan olarak ben bunu deklare ediyorum. Basınçlı sulama sistemlerinde şimdi vahşi sulama deyince Ali Bey sadece salma sulama akla gelmemeli. Doğru. Yani bir bitkinin ihtiyacı kaç gram suysa onunla fazla verilen bir gram su da aslında vahşi sulama. Doğru. Bitkinin ihtiyacı olduğu kadarını vermek gerekir. Bunu da basınçlı sulama sistemleriyle pekala sağlanabiliyor. Bunun daha fazla yayılması için neler yapılması lazım? Evet, öncelikle hatırlattığınız için teşekkür ederim. Gerçekten su bir medeniyettir yani. Su yönetimi de bir medeniyettir. Onun için tarımda suyun yönetimi en önemli konulardan birisidir. Basınçlı sulama da tabii ki salma suda veriyorsunuz, vahşi sulama dediğimiz bitkinin ihtiyacından daha fazlasını vererek hatta bitkiye zarar verecek şekilde. Belki bilir misiniz bilmiyorum, eski diskli pulluklar varken tarlanın orta kısımlarında bazen çukurlar oluşurdu. Oralara su birikir ve bitkinin ölümüne de sebep olurdu. Onun için belki de vahşi ismi oradan geliyor. Yani bitkinin ölümüne kadar götüren bir sulama. Vahşi sulamada aslında basınçlı sulama bizim istediğimiz damlama sulama. Çünkü bazı bitkilerde kullanamadığın için yağmurlama da kullanman gerekiyor. Bu sulamaların içerisinde en önemlisi gerçekten bitkinin ihtiyacı olan kadar suyu vermektir. Bu şöyle anlaşılması için, önemli bir konu olduğu için anlaşılması için söylüyorum. Biz günlük kendi ihtiyacımızın istediği veya vücudumuzun ihtiyacı olan suyun dışında bir su içtiğimiz zaman nasıl vücudumuz rahatsız oluyorsa aslında hem daha fazla masraf yapıyoruz hem de daha fazla bitkiye su vererek suyu israf ediyoruz. Bir örnek vereyim bununla ilgili. Biz yerli ve milli tohumların geliştirilmesi için Tarımsal Politikalar ve Araştırma Genel Müdürü TAGEM'in bağlı olduğu araştırma enstitüleri, burada da Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüleri var. Bu araştırma enstitülerimiz bitki veyahut da o bölgeye uygun tohum çeşitlerini üretmek için çalışırlar. Burada daha az su tüketen ve daha çok verim alabileceğimiz tohumları da biz alırız Konya'dan. Çeşitli yerlerde, farklı ilçelerde çiftçilerimize zaten araştırma enstitülerinden bize demonstrasyon amacıyla verirler, ekimler yaptırırız. Bu yıl Selçuklu'da yaptığımız bir ekim yeri vardı. Ekiminde de bulunduk, hasadında da bulunduk oranın kendim şahsi olarak. Orada uzmanlarımız da vardı. Yani tohumu üretenler uzmanlarımız da vardı. Çiftçimiz de bilinçli bir çiftçiydi. Fakat tohum ilk defa bir demonstrasyon tohumu olduğu için yetersiz olur diye 3 sul vermiş. Ama 3 suyla buğdayın çeşidin bazılarının yattığını gördük. Uzmanın dediği de 2 su yeterliydi buna mesela. Basınçlı sulamayla verilmiş ama 3 su vermiş. Ama ona 2 su ver demek ki 1 su gereksiz ve masraf verilmiş. Evet. Ve su israfı olmuş. Hem de bitkiye zarar vermiş hem de su israfı. Bitkiye zarar vermiş. Onun için buna kısaca değindikten sonra biz basınçlı sulamanın yaygınlaştırılması ile ilgili biraz önce söyledim. 1150 proje kırsal kalkınma tarlaçı sulama desteklerinden verdik diye. Siz de 5000 proje dediniz. Gerçekten 5000'in üzerinde belki de bir proje yapıldı.
Çünkü Ziraat Bankası'nın verdiği sponsorlu krediler var. Bir de bizim önemsediğimiz KOP'la yaptığımız projeler var. Modern sulama sistemleri. Aşağı yukarı her ilçede uyguluyoruz bunu. Bugüne kadar uyguladığımız projelerde sulanabilir alan 13.441 hektar alanı sulamaya, daha doğrusu buralar sulamaya açılmış yerler zaten. Modern akıllı sulama sistemi kavuşturmuşuz. Bunu biz yaygınlaştırmak için KOP projelerin tabi vatandaş direkt kendisi müracaat edemiyor. Onun için biz ilçe müdürlüklerimize diyoruz ki en azından bir üçer tane o ilçenin sorununu gidebilecek veyahut da iyi örnek oluşturabilecek bir projeler olsun diye sulama da bu projelerden bir tanesi. Beğendiğim ve güzel bir proje. Çünkü bu akıllı sulama sistemi daha aslında ileri bir sistem kullanıldığı takdirde. Şöyle ki meteorolojik verileri de şu anda sistemden ilk uyguladığımızda çekiyordu. Bazı sıkıntılardan dolayı çekemedi. Meteorolojik verileri de meteorolojiden çekiyor ve o günlerde yağış geleceğini bilgisi varsa sulamayı açmıyor mesela. Ve bitkinin ihtiyacı ne kadarsa o kadar sulamayı açıyor. Bu çok önemli. Yani güzel bir proje. Bu sistem tabii modern sulama sistemi içerisinde beyine yüklenerek yapılıyor. İşte bir pancar sulaması veyahut da bir buğday sulaması, ayçiçeği sulaması gibi toprak verileri, oranın toprak verilerine göre değişiklikler oluyor. İklim şartlarına göre yükleyebiliyorsun. Ona göre bir sulama programı yapıyor size. Ve böyle bir proje. Bu konuda da belli zamanlarda 5 de olsa, 3 de olsa KOP projesi kapsamında da destekliyoruz. Tabii bunlar bizim projelerimiz, anlattığım sulama projeleri, tarla içi sulamalar. Büyük kanallar, kanaletler, barajlar, göletler artık onlar DSİ'nin konusu olduğu için o konulara zaten girmiyoruz. Girmemize de gerek yok. Gerçekten Konya'da %35 bir sulama alanımız varsa biz bu suyu minimum veya optimum şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu bize hem karlılık oluşturacak hem de su israfını önlemiş olacağız. İsraf konusunda bir iki cümle söylemek isterim. Çünkü önemli bir konu. 2020 yılında gıdanı koru, sofrana sahip çık sloganımız vardı. Sayın Bakanımızın söylemiş oldu. Şimdi su ile ilgili herkes su israfı dediğimiz zaman %75'i tarımda kullanılıyor. Hep tarım anlatıldığı için tarımla ilgili ciddi bir israflardan anlatılıyor aslında. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir pamuklu bir giysi kullandığımızı düşünelim. Bunun üretimi pamuğu suyla bizim ülkemiz şartlarında üretiliyor. Ona belli bir su harcanıyor. Ve o su pamuk üretiminde kullanıldığı gibi o giysinin üretimi aşamasında da birçok sular kullanılıyor. Hı hı. Ve elde giydiğimiz o giysiyi 10 yıl giyersek o suyun kullanma süresi o kadar, o 1 yıl giyersek o kadar. Onun için ekmekten başla giysimize kadar her türlü konuda, yani sadece ilkokulları öğretmediğimiz çeşmelerinizi israflı kullanmayın, işte akıyorsak damlıyorsak kapatın şeklinde değil, bizim yemekteki israfımız, ekmekteki israfımız, giysideki, evdeki, binadaki, arabadaki bütün israfın içerisinde su israfı var. Ayrıca %75 tarımla kullanıyoruz ama biz suyu, bu tarımı insanlar için kullanıyoruz. Bizler için kullanılıyor. Yani suyu israfı yapıyorsa insanlık yapıyor. Evet. Onun için her alanda israf azaltılırsa tarımsal üretimdeki üretim değeri de israfı önleyerek, yani tabi su verdiğin zaman, belli bir su verdiğin zaman üretim miktarını artırırsın. Ama bir optimum seviyesi vardır. Yani sen
Daha sos su verdiğin zaman biraz daha üretimi fazla alırsın ama kar oranın o kadar olmaz. İhtiyacı olan suyu verdiğin zaman optimum demek en karlı alabileceğin ürün seviyesidir. Burada dekare 500 kilosa 500 kilo alacaksın. 1 tonsa 1 ton alacaksın. İşte burada bunu, da bilimden yararlanmak bunu, lazım. Çiftçi örgütlerinin de tarım, orman, il ve ilçe müdürlüklerinin de bu konuda zaten taşın altına elinizi koyuyorsunuz. Ama bunların genelini, hepsini bünyesinde barındıran bir konuya müsaade ederseniz gelmek istiyorum. Üretim planlaması. Şimdi üretim planlamasının kuraklıkta da ciddi bir etkisi var. Gereğinden fazla, üretim fazlası ürün üretilmemesi veya az üretilerek enflasyonun ve talebin karşılanması durumu da. Bunların hepsini üretim planlaması içerisinde değerlendirecek olursak ülke tarımı için çok önemli bir konu. Bunu hem ülke geneli olarak da konuşabiliriz, Konya özelinde de konuşabiliriz Ali Bey. Bütün problemlerin çözüm noktası üretim planlaması olarak görülürken biz bu konuda yeterli kadar inisiyatif mi alamıyoruz? Neden %100 geçemedik? Şimdi üretim planlaması yani tarımsal faaliyette olduğu gibi bütün faaliyet sektörlerde de önemli konular birbirlerine benzerdir. Kesinlikle. Tabii diğer sektörlerde çevre şartlarına açık değildir. Tarım sektörü çevre şartlarına da açık olarak üretim planlaması yaparsın. Bunu hem iklim şartlarını düşünerek hem de doğal kaynaklarını yani toprak, hava, su kaynaklarını da düşünerek üretim planlaması yaparsın. Üretim planlamasında mesela ülkenin ihtiyacı olan mısırı yetiştirmek için bir üretim planlaması da yaparsın. Türkiye'ye yetecek bir karar verirsin. Politika kararın der ki, politika yapıcısı, ben Türkiye'de mısır üretimini dışarıdan almayacağım, tamamen Türkiye şartlarında üreteceğim. Bu bir karardır mesela. Ama der ki, ya ben bu mısırı ürettiğim zaman benim doğal kaynaklarımdan su kullanacağım, en önemli kaynaklarımdan mesela. Hı hı. Bu suyu daha az kullanacağım bitkiye kullanayım, ben bunu ihraç edeyim, dışarıdan alayım. Onun yerine mesela ayçiçek üreteyim. Yani bu bir planlama çeşidi olarak doğru olduğu için söylemiyorum ama düşünce olarak söylüyorum. Bu şekilde yapabilirsin. Tabii bunları karar verilirken bazen eleştiri konuları oluyor. Ama bu kararlar gerçekten çok farklı parametreleri içeren ve senin doğal kaynakların, ülke çıkarların ve uluslararası arandadaki ihracat faaliyet yapıların bunların hepsini içine alarak yapman gerekiyor. Onun için üretim planlaması sadece doğal kaynakların yeterli olabilir ama kullanmak istemezsin. Yine ben bir teknolojik ürün üreteceğim dersin. Ben bunları dışarıdan alacağım dersin. Doğal kaynaklarımı harcamayacağım diye de bir karar verebilirsin. Abi, olayı istersen şöyle şekillendirelim. Daha anlaşılır olsun. Ülkedeki toprak ya ekilebilir toprak alanımız 23 milyon hektar civarında. Ya bu toprak azalıyor, artmıyor. Maksimum üretim yaparsak 23.7 milyon hektar yanılmıyorsam. Ama bu her geçen gün azalıyor. Şimdi burada doğal kaynaklar bakımından toprağın işte organik yapısı, iklimsel şartlar ve su olarak değerlendirecek olursak devletin politika yapanlar, daha doğrusu siyaset üstü bir kurum olarak ben her zaman için tarımı görüyorum. Ya hangi siyasi iktidar olursa olsun bizim tarım politikalarımız belli olmak durumunda. Mesela Konya için üretim planlaması yapılacak olursa
Siz burada mısır ve ayçiçeği nereye koyarsınız? Şimdi sadece Konya olarak düşünürseniz o zaman ülke olarak düşünmen lazım. Ya da ülke olarak Konya'da mısır ve ayçiçeği ürettirir misiniz? Tabii. Eğer benim doğal kaynaklarım, su kaynaklarımın yettiği miktarda üretirim. Çünkü dışarıya eğer ihracat ithal edeceğim bir ürün zamanında sıkıntıya gireceği bir ihtimal varsa, pandemide bunu gördük mü? Gördük. Mesela mısırla ilgili ben mısırı nerede kullanacağım? Hayvansal üretimde kullanacağım, ciddi bir protein kaynağı. Ve bunu karşılayacak enerji kaynağı pardon. Bunu karşılayacak bir başka bir ürün üretmem lazım. Ama bana bu daha ekonomik gelir ve kullanmam gerekiyor hayvansal üretimde. Bunu ben zamanında almadığım zaman diğer ürünler mesela onu kullanmadığım zaman arpa ciddi bir artışa girecekse ya bunu üretmem gerekecek ya da yurt dışından almam gerekecek. Onun için benim kararım üretme yönünde olur. Ha bunu kaynaklarımın el verdiği ölçüde üretme yönünde olur. Değilse tamamen üretimi ben vazgeçme şeklinde girdiğim zaman politika yapıcı ithal etmediği zaman daraldığı zaman bunu nereden bulacak? Yerel kaynaklardan mesela az olsa muadili arpayı kullanıyor. Arpa iki katına çıktığında nasıl cevap verecek? Zaten ya, üretim planlaması da işte bunu... Onun için üretim planlaması mutlaka yapılması gerekir. Şimdi doğal kaynakları düşünerek işte havza bazlı veya ilçe bazlı üretim modelinde destekleme Tarım Bakanlığı buna göre oluşturuluyor. Türkiye'nin ihtiyacı olan üretimleri, bakanlık strateji ve politikaları yine buna göre oluşturuluyor. Tabii bu öncelikle önceden Kalkınma Bakanlığı'nın mesela 10. 11. kalkınma planları gibi şimdi Cumhurbaşkanlığımız sistemi içerisinde strateji ve bütçe dairesi başkanlığının geliştirmiş olduğu planlama çerçevesinde öncelikle referans üst belgeler oluşuyor. Bu nedir? Bu referans üst belgelerde işte tarımla ilgili teknoloji altyapısının geliştirilmesi gerekir. Veyahut da bununla ilgili tarımsal üretimde hububat üretimine ağırlık verilmesi veya artırılması gerekir gibi kararlar. Bazen üst politika kararları alınır. Daha sonra bunlar Tarım Bakanlığımıza, Tarım Bakanlığı'nın stratejik belgelerine dönüşür. Stratejik belgelerine dönüştükten sonra burada faaliyetler oluşturulur ve faaliyetlerle ilgili hedefler konur. Hedeflerin doğrultusunda da çalışmalar yapar. Şimdi Sayın Tarım Bakanımızın Ekrem Pakdemirli göreve geldikten sonra Bekir Pakdemirli göreve geldikten sonra bu konulara aslında ciddi olarak eğilen ve kafa yoran ve çalışma yapan bir bakanımız olarak illerin üretim hedefleriyle ilgili illere hedefler verildi, hedefler kondu. Bu hedefleri biz ilçe bazında, biraz önce söylemiştim ya, mesela buğday üretimiyle ilgili, mesela küçükbaş hayvancılık üretimi sayısıyla üretimiyle ilgili söyleyeyim bir örnekte. 2 milyon 450 bin bizim küçükbaş hayvan varlığımız var. Konya'da 2020 yılı için söylüyorum. 2021 yılı bakanlık hedefimiz bizim 2 milyon 650 bindi. Yani bizde bir hedef var. Nedir bu hedef? Konya İl Müdürlüğü veya Konya İl Müdürlüğü'nün çalışması, sadece tabii İl Müdürlüğü'nün çalışması değil, bütün tarım sektörünün çalışması sonucu 2 milyon 650 binin hedefine ulaşılması söyleniyor. Bir, yani nereden geldik? Politikadan, programdan, stratejilerden hedeflere, faaliyetlere indik. Ve biz geçen yıl bu konularda çalışma yaptık. Bu çalışmalar içerisinde sürü
ıslah çalışmaları, halk elinde ıslah çalışmaları, Koçteke, Hibe destekleri ve süt destekleri gibi, koyunculuğun mera ıslahları gibi koyunculuğun gelişmesini etkileyebilecek çalışmalar yaptık. Bunun sonucu ne elde ettik? 2.847.000 sayısına ulaştık. Geçen yıl hedefimiz 2.650.000'di ve 2.847.000 hedefine ulaşmış olduk. Hedefi geçtiniz yani. Hedefi geçmiş olduk. Bunun gibi bizim takip ettiğimiz, 2 yıldır bunu biz uyguluyoruz. Önceden de vardı ama Sayın Bakanımız tabletinden takip ettiği ve gerçekten önem verdiği konulardan bir tanesi. Bu da aslında Konya'daki bir üretim deseni. Ya sen koyunculukla ilgili bir hedef koyduysan koyunculukla ilgili bir desen oluşturuyorsun demektir. O üretim tanımlaması güzel bir noktaya geldi. Reklamlardan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra Konya Tarım Orman İl Müdürü Ali Ergin'le Konya'nın tarım ve hayvancılığını konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, tekrar beraberiz. Konya Tarım Orman İl Müdürü Sayın Ali Ergin'le güzel bir sohbet oluyor. Tabii donanımlı bir insan olduğu için de ben fazla söze girmiyorum. Bütün konuları enine boyuna da sağ olsun tarım masasına yatırıyorum. Ali Bey, burada üretim planlamasını konuştuk. İşte küçükbaş hayvancılıkta 2.450.000 hedef varken siz 2.650 idi herhalde değil mi? 2.847, 2.847.000 üretimi yakaladınız. Tabii bunun yanında da bunların merası önemli. Küçükbaş hayvancılık çünkü kapalı sistem değil, açık sistem. Meralarda hayat bulan bir hayvancılık. Bunun yanında büyükbaş hayvancılığın işte Konya özelinden bakacak olursak Konya'da hem süt üretimi olarak hem de kırmızı et üretiminde ciddi bir yere sahip ülke genelinde. Üretim planlaması bu manada birçok konuda suyun doğru kullanımı bakımından da önemli. Bütün her şey için üretim planlaması gerekli. Bununla ilgili siz Konya Tarım İl Müdürlüğü olarak üreticilerde bir yönlendirme yapıyor musunuz? Desteklerin verilmesinde Konya için verilen desteklerde bakanlığa böyle bir tavsiye niteliğinde talepleriniz oluyor. Evet. Mutlaka yönlendirmemiz veya tavsiyelerimiz oluyor tabii. Bunu bazen medya yoluyla yapıyoruz. Bazen yüz yüze görüşmelerimizle yapıyoruz. Bazen de çiftçi eğitim programı çalışmalarıyla yapıyoruz. Hı-hı. Pandemi döneminde aslında eğitimlerimize biz ara vermedik. Yine Tarım Akademisi, Bakanlığımızın kurmuş olduğu Tarım Akademisi yoluyla eğitimlerimize devam ettik. Zoom programları üzerinden eğitimlerimize Hı-hı. devam ettik. Bu programlarımıza hem ilçe müdürlüklerimizden çiftçilerin katılması yönünde, onlara yardımcı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunduk. Onlar köylerinden veya evlerinden programlara katılarak bu konuda veteriner fakültesi olsun, ziraat fakültesi olsun, onlara da teşekkür ediyoruz. Sayın hocalarımıza da rica ettik o konularla ilgili de. Ki bu konuda çok şanslısınız Selçuk. Üniversitesinin özellikle ziraat fakültesi müthiş çalışıyor. Evet, kesinlikle. Gerçekten biz onlara özellikle buradan yine teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda da hatta bize sahada da birlikte oluyorlar çoğu evet, zaman. Yani sadece böyle medya yoluyla veyahut da basın yoluyla veyahut da Dekan Zeki Bayramoğlu'ndan Tun Süleyman Hoca'ya kadar aynen sahada da her zaman bizlerle birlikte çalışıyorlar. Bizlerle gidip tarlada bütün gelişmeleri takip ediyorlar. Ve onların bilgileri ışığında da yine biz o tavsiyelerde üretim deseniyle ilgili tavsiyelerde bulunuyoruz.
Mesela şimdi kuraklıkla ilgili çalışmalarımızda daha az su tüketen bitkilere ağırlık vermişsin. Şimdi yani kuraklığa dayanıklı diye bir bitki olamaz zaten. Yani su yoksa bitki biter, çölleşmeye doğru gider zaten. Yani az da olsa su. Yani daha az su tüketen tohumların yaygınlaştırılması ile ilgili. Hatta yarın Bahri Dağdaş'ın da Çumra'da bir tarla günü programı var, ona katılacağız. Genel müdürümüz katılacak. Bu programlarda da biz çiftçilerimizin önümüzdeki yıllarda daha az su tüketen ve daha karlı hangi tohumlara ektirebiliriz, hangi tohumlara üretilen tohumlar daha uygun diye bu çalışmaları yapıyoruz ve bunları da anlatmaya çalışıyoruz. İkincisi, çiftçilerimizin devamlı tarlaya mısır ekmesiyle münavebeye girmediği takdirde mısırlarında hastalıkların veya verim kayıplarının olduğunu da görüyorlar. Biz bunların en azından münavebe sistemine sokmaları ile ilgili, zaten münavebe sistemine soktuğun zaman ürün desenini bazen kaydırması gerekiyor. Mesela bu yıl bizim... Münavebede bize zorunluluk var mı? Zorunluluk uzatıldı. Var mesela. Vardı. Diğerlerinde de vardı. Uzatıldı o. Geçen yıl uygulanacaktı. Uzatıldı. Çok önemli aslında münavebe sistemi. Kesinlikle münavebe sistemi tarımda en önemli konulardan kesinlikle birisi. Çiftçilerimiz de bunu biliyorlar ama biraz bazen kanaatsizlik mi yapıyorlar bilmiyorum. Devam ediyorlar. Devam etmemeleri gerekir. Çünkü zarar verdi yine kendi ekonomisi, toprağı. Yılın ne geleceği de belli olmuyor. Kesinlikle. Geçen yıl belki takip etmişsinizdir. Havuç üretimi Konya birinci olan, en fazla üretim yapan bir il. Havuç üssü olarak bilinir Kaşınanı tarafı. Geçen yılın fiyatlarının 3 katına sattık bu sene. Ve tamamen yoğunlukla da ihracata gidiyor. Hı hı. Geçen yıl bunun bu şekilde olacağını biliyorlar mıydı? Bilmiyorlardı. Yani münavebeye sokman gerekir. Buğdayın geçen yıl fiyatlarıyla bu yıl fiyatlarının ne gideceğini, pandeminin olup olmayacağını biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu tahmin edemediğin olay. Bir de tahmin ettiğin olay var. Sen üst üstüne aynı ürünü ektiğin zaman verim düşüklüğünü olay. Bilinen ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Bundan dolayı mesela yüzde arpayla buğday birleşik söyleyeyim yine %10 civarında bizde bu sene kayış oldu buğday ve arpaya doğru. Bu bizim için bir yönden olumlu oldu. İkinci yönden de su kısıtı bir havzada olduğumuz için aslında çiftçilerimizin daha karlı olabileceği bir sistem de oldu. Bu sene eğer sulama kullandıysa, sulamada kullandıysa kar etti. Kıraçta arp buğday ektiyse o da mevsimin kaymasından dolayı kar etti. Yani şimdi mevsimin o dönemde arpa buğday aynı etkileyecekmiş gibi düşünürseniz ama buğdayı olumlu etkiledi. Onun için münavebe sistemi mutlaka girilmesi gerekiyor. Bunun dışında mesela çiftçimizin anıza ekim teknikleriyle, bunun FAO ile yaptığımız projeler de var. Anıza ekim mibzerleri hibe desteği veriyoruz. Bu da aslında çiftçilerimizin ürün desenini oluşturması yönünde şöyle iyi. Yani bir ürünü ekmeden önce oraya yapmış olduğu masrafı minimum seviyede tutuyor ve toprağın su kaybını da önlemiş oluyor. Şimdi anıza ekim mibzede bundan yanılmıyorsam 5-6 yıl önce denemeler yapıldığında ben o zaman da ilgilenmiştim. Ciddi oranda üretim maliyetlerini düşürüyor. Yani traktörün 3 sefer belki 4 sefer tarlaya girmesini engelliyor. Buradan hem zaman hem akaryakıt bakımından da ciddi bir avantajı var. Sanki çiftçi tarafından fazla bir talep görmedi mi ya da durum nedir? Anıza ekim mibzeyi. Anıza ekimle ilgili çok talep görmedi. Bununla ilgili tabii değişik görüşler var.
Yani ağınıza ekim yaptığından verimin yeterli almadığı ile ilgili ama 3-4 yıllık süreçte herhalde. Geçen yıl ben ağınıza ekilmiş mısır tarlası demonstrasyonuna gittim Çumra'da. Gerçekten güzel bir tarlayı ziyaret ettik. Olumlu bir yerdi. Belki bunun yaygınlaşması biraz daha yani kişiler görerek daha inandığı için belki öyle olması gerekiyor. Onun için de biz işte FAO ile bir proje yaptık. Diğer projelerimize %50 makine desteği verelim ki yani makine mibzeri alsınlar da kullanmaya başlasınlar. Değilse hazır elindeki makineyi kullanıp da masraf etmeden diğerini kullanmayayım diye. Yani ağınıza ekim bilimsel olarak da olması gereken bir sürüm şekli. Ya burada da Ali Bey şöyle bir problem ortaya çıkmıyor mu? Bilmiyorum katılır mısınız? Konya'da veya ülke genelinde bölge olarak ayırmadan söylüyorum. Finansal okur yazarlık. Yani çiftçimiz mesela ağınıza direkt ekim mibzeriyle sağlayacağı avantajların ekonomik değerini maliyete eklediğinde yani mesela bir Yusuf Çuvadır Hoca'yla da hayvan besleme konusunda bir programda yaptığımızda orada da işte simentel veya Holstein hayvan fark etmiyor. Maksimum verim 35 litre süt almak için uğraşacağına yapacağın rasyonu daha ekonomik bir şekilde rasyon yaparak ekstra para vererek ekstra süt üretmek yerine ki siz veteriner hekimsiniz benim dediğimi daha iyi anlıyorsunuzdur. 35 litre veya 30 litre süt alacağınıza 20 litre alın ama ekstra para ödemeyin dedi. Bu ağınıza direkt ekim mibzerinde de aynı olay var. Ya bunun finansal okuryazarlığı çiftçilerden belki bekleyemeyiz bütün konularda vakıf olmasın ama gerek yine sizin ilgili birimleriniz ve çiftçi örgütlerinin bunu muhakkak anlatması gerekmez mi? Evet. Ya buradaki eksiklik anza direkt ekim mibzerinin üretici firmaların da bunda etkisi var. Sizlerin de bir sorununuz yok mu? Evet. Şimdi şunun hakkını vermek lazım. Gerçekten ben önceden de Konya İl Müdürlüğü'nde İl Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştım 2004 yıllarında. Evet. Araştırma enstitülerinde çalıştım. Burada Karaman'da çalıştım. Bizim Konya çiftçimiz teknolojiye aslında finansal muhasebe sistemlerine belki de en yatkın çiftçilerimiz. Gerçekten bunu söylemem gerekir. Ya Trakya'da öyle, Konya'da öyle. Evet, çünkü yeni projeleri hızlı bir şekilde uygulayan ve en karlı şekilde onun sonucunu almaya çalışan ve sorgulayan. Ve hatta önder çiftçi derneklerimiz vardı. Onların da birçok programları vardı ve öncülük yapıyorlardı. Çok güzel de çalışmaları vardı. Bu konuda öncülük yapan hayvancılık konusunda olsun, bitkisel üretimde olsun çiftçilerimizde de var. Biraz küçük ölçekli işletmelerimizde daha az. Tabii bazen de bunlar parasal güce dayanıyor bir kısmı da. O konuyla ilgili gerçekten önemli bir konu. Ben 97'de Yeni Zelanda'da bulundum 3 ay süreyle. Mesela orada yetiştiricilerin sütle ilgili dediğiniz için bir talebi vardı. Orada Holstein ırkı süt sığırcılığı var. Biz daha küçük cüsseli, sadece meradan kendi doyabilen ve mera şartlarında bize 18 kilo da olsa 20 kilo arasında süt veren ve ekstra bir besleme yapmadan ve verim kaybı da yaşamayacağımız bir ırk çeşidi geliştirin diye üniversitelerden talepleri vardı. Makul ve doğru bir talep. Onun için siz elinizdeki kaynakların optimum seviyede söylediğim konu tabii. Sizin daha açtığınız finansal konu aslında bu. Bununla ilgili bizim çalışmalarımızda tabii biz anlatıyoruz. Çiftçilerimiz bize sorduğu zamanlarda anlatıyoruz. Ayrıca çiftçilerimiz hatta bazen
eleştiri şeklinde yaklaşıyorlar. Yani haklı eleştiri olarak da yaklaşıyorlar. Biz o eleştirilerin sonucunda biz kendi çalışmalarımızda bir yanlışlık veyahut da düzeltmemiz gerekiyorsa, çünkü saha tecrübesini de almamız gerekiyor. Bazen bilimsel olarak verilen kararların sahada uygulaması da farklı olabiliyor. Onun için aslında biz yayın çalışmalarımızda bunları işliyoruz, çalışılıyor çiftçilerimizde. Mesela Meran bölgesinde susamla ilgili bir çalışma yaptık. Onunla ilgili susamın Meran bölgesinde kıraç alanlarda yağan yağmurlarla gayet güzel verim aldığını gördük. Ama küçük alanlarda çiftçilerin emek yoğun olarak işlediği bir ürün olduğu için büyük alanlara bunu taşıyamıyorsun. Burada var diye büyük alanlara taşırsan olmaz. Mekanizasyona geçmen lazım o zaman. Yani bunun gibi birçok yerde yaptığımız çalışmalarda mesela hayvancılıkla ilgili Konya'da yani gerçekten uygun olanı küçükbaş hayvancılık. Onun yaygınlaştırılması gerekir. Bununla ilgili önerileri ve çalışmalarımızı söylüyoruz. Hatta mesela veteriner hekim olduğum için söyleyeyim. En uygun hayvan da akkaraman ve merinostur yani. Akkaraman dudak yapısı ince olduğu için en küçük otları toplayabilen, ayak yapısı da ince olduğu için çok uzun süre yürüyebilen ve kendini doyurabilen, kışın da kuyruklu olduğu için en dayanıklı olan bir hayvan çeşidi ırkımız. Onun için yani bazı şeyleri de bunu seleksiyon yapabilirsin. Zaten halk elinde ıslah çalışmalarımız var. Bunu seleksiyon yapabilirsin. Daha fazla verim almak için kuzu verimi, et verimi, yün verimi neyse ıslahla bunu geliştirmen gerekiyor. Zaten geliştirmen gerekir. Yapman gerekir bu. Ama bunu bozmaya gerek yok yani. Bunun gibi birçok çeşitlerde de arpa çeşitlerinde de, buğday çeşitinde de, mısır çeşitinde de, mesela mısırda bir dönemlerde erkenci çeşitleri ekmeye çalışıldı. İşte kışın girmeden olgunlaşsın daha çok verim alanda. Şimdi belli bir standarda oturdu. Aşağı yukarı hepsi aynı çeşitli yani benzer çeşitleri kullanılıyor. Ve ürün tarladan hasat edildiğinde de nem oranı hangi ayda ne kadar olacağını çiftçi kendisi bilebiliyor ve kendisi de ölçebiliyor. Bu aslında bir eğitimle veyahut da bir demonstrasyonla gelişen konular bunlar. Bu çalışmalar devam etmesi lazım mı? En önemli konular aslında. Çünkü eğitim her şeyin başıdır. Birincisi sözlü olarak, ikincisi demonstrasyon olarak yani yapılması lazım. Üretimin finansal olarak mesela bizim çiftçimiz şimdi küçük aile işletmeleri ülkede %90 civarında ki hemen hemen dünya genelinde böyle. Küçük aile işletmelerinde mesela bizim ülkemizde çiftçiler kendi yön verilerini yazmazlar maliyete. Evet. İşte kaba yem üretirken hayvanlar için kaba yemin piyasa şartlarına göre satış fiyatını yazmazlar. Kanaatkardır. Bu sene Allah böyle oldu. Seneye Allah daha çok verir, nasip der. Kanaatkar da bir çiftçimiz var ama üretim planlamasında maliyetleri de bilinmesi çok önemli. Mesela eğer çiftçimiz anıza direkt ekim mevzerinin sağlayacağı maliyet avantajlarını bilirse bence bunu tercih eder. Bunu mutlaka sahiplenmeden ziyade işte ziraat odalarının belli çalışmaları var. Belki bunu bu hizmeti onlar verebilir. İşte burada çiftçilerimizin yaşı 54 civarında şu anda ülke ortalaması. Yavaş yavaş da yaşlanan bir çiftçi nüfusumuz var. Bununla ilgili eğitimleri zaten siz belli bir çalışma yapıyorsunuz. Mesela bu çiftçi yaşının 52-54 civarı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi
Çiftçilerimizin tabii mesela Avrupa çiftçisi daha yaşlı durumda daha yaşlı. Şu anda. Türkiye çiftçisi ona göre daha genç durumda ama eskiye Türkiye'yi eskiye göre kıyaslarsanız yaşlanan bir nüfus, nüfus içerisinde. Tarım 4.0 ile ilgili yaptığımız bazı çalışmalar vardı. Orada biz il müdürlüğü olarak idarecilerimizle paylaştığımız konulardı. Mesela 30 yıl sonra şu anda yeni doğacak kişiler çiftçilik yapacak. Şu anda çiftçilik yapanlar çiftçilik yapmamış olacak. Evet. Şimdi bu kişiler o zaman yeni yani tarım 4.0 dediğimiz, sanayi 4.0 dediğimiz gibi teknolojiyle kullanacak. İşte drone'la ilaçlama yapacak veyahut da gelişen teknolojilerle sürüm yapacak, ekim yapacak. Şimdi insansız hava araçları, insansız traktörler. Şimdi bunlarla karşılaşacak. Belki evinden komutlarla tarlasının hasadına izin verecek veyahut da sulamasına izin verecek gibi. Hatta bizim modern akıllı sulama sisteminde de telefonla bağlantısı var. Telefonla evinden açabiliyorsun suyu. Öyle bir sistem. Bu Tarım 4.0 içerisinde geliştirdiğimiz. Hı hı. Şimdi böyle olunca aslında benim öngörüm Türkiye'de ve dünyada da olsa tabii bu genç nüfusa bağlı yani nüfusun yoğunluk genç nüfusun oranına bağlı. Türkiye'de ben çok yaşlı nüfusa tarımın kalacağını düşünmüyorum. Yani 50 yaşlar da civarında ortalama olabilir. 40 yaş civarında ben artacağına hiç ihtimal vermiyorum. Ben artmaz diye düşünüyorum. Şimdi emek yoğun çalışılan bir sektördü. O zaman tabii emek yoğun çalıştığı için genç nüfusa yoğunluk olarak ihtiyaç vardı ve öyle çalışılıyordu. Daha sonra o genç nüfus giren mekanizasyona bağlı olarak yavaş yavaş köylerden uzaklaştı. Aslında tarımdan uzaklaşmadı. Konya'da tarımsal faaliyete bakarsan ki her geçen gün daha fazla ürün artışı ve daha fazla alan sürülüyorsa. Yani bizim alandan daha fazla rekolte yapılıyor ama hem, insansız yapılıyor. Hem de daha fazla alan ekim yapılıyor. Hı-hı. Yani demek ki tarımdan uzaklaşılmıyor. Tarıma hatta sarılılıyor. Yani daha da tarımla iştigal olmaya çalışıyor. Onun için ben o azalma aslında emek yoğun çalışmanın biraz azalmasına bağlı olarak olduğunu düşünüyorum. Bizim çocukluğumuzda mesela biz tütün toplamaya giderdik Samsun'da. Evet. Sabahın erken saatlerinde evdeki 8-10 yaştaki çocuğu da götürürlerdi. Çünkü bedenen yapılan bir işti. Ama hı-hı, şimdi teknolojik olarak işte Konya tarım içinde konuşacak olursak mekanizasyon insanların yerini almaya başladı. Tabii. Bununla ilgili mesela bakanlığımızın gerçi şu anda uygulanmıyor. Genç çiftçi projeleri var. Şu anda uzman eller projesi. Bu sene veya önümüzdeki yıl girecek. Mesela şu anda yayınladı. Çok ciddi paylaşım yapıyor. Uzman eller projesi de bu mesleği okuyan ziraat mühendisi, veterinerdir, teknisyendir, lisesinde okuyanların hı-hı, bu sektöre girmek istediyse bir finansal bir destek. Belki bizim çiftlik muhasebe veri ağı sistemlerimiz var şu anda Konya'da. Uzun süredir Konya'da da bütün Türkiye'de bakanlığın uyguladığı bir proje. Mesela bu danışmanlık sistemleri var. Bu Konya'da 42 tane danışmanın bu ziraat odası veya birlikler, kooperatifler de istihdam ediliyor bunlara. Bakanlık da parasal olarak da destek veriyor. Burada hem danışmanlık yapması, hem kuruluşunda danışmanlık, hem de üyelerine danışmanlık yapması konusunda. Bu arada son 7-8 dakikamız, zaman çok hızlı aktı. İsterseniz bir kısa kısa gidelim. Sözleşmeli tarıma nasıl bakıyorsunuz? Evet, sözleşmeli tarım aslında konu uzamasın diye girmemiştim. Tarım deseninin oluşması için birinci adım. Evet, ürün deseni. Yani ürün deseninin oluşması için birinci adım. Orada o iş uzamasın diye girmemiştim. Hı-hı. Konunun detayı aslında işin özü tarımsal şeydir, sözleşmeli tarımdır.
sözleşmenin tarıma geçtiği müddetçe ürün desenini oluşturursun. Geçemezsen geçtiğin kadar oluşturursun. Şimdi sözleşmeli tarımla ilgili Konya'da ne yapılıyor veyahut da sözleşmeli tarım yapılıyor mu diye. Birkaç dakika şey yapalım çünkü bakalım, hızlı bir şekilde. Lütfen. Mesela tohum üretiminde biz Türkiye'nin %30 tohum üretimini veriyoruz, sağlıyoruz. 300 bin tonun üzerinde tohum üretiyoruz. Çeşitli tohumlar. Bunların tamamı sözleşmeli tarım. Sizin de yakinen bildiğiniz birçok yetiştiricilerin de yaptığı pancar üretimi. 5 milyon 600 bin ton pancar üretiyoruz. Tamamı sözleşmeli tarım. Patates üretimi yapıyoruz. Tamamı. Tamamı sözleşmeli tarım. Ayçiçeği üretimi yapıyoruz. Tamamı sözleşmeli tarım. Süt üretimiyle ilgili kısmen de olsa sözleşmeli sayılır. Çünkü üretici birlikleri firmalarla anlaşma yapıyor. Yıllık sözleşme yapıyorlar. Bir yıl boyunca üretilen sütü üyelerinden toplayıp oraya teslim ediyorlar. Bir yıllık sözleşme. Bazıları iki yıllık yapıyor. Bilmiyorum. Hı hı. Aslında sütte de bir sözleşme. Var evet. Yani Konya'da ciddi bir sözleşmeli tarım altyapısı var aslında. Bunu biz bütün ürünlerimize geliştirdiğimiz, yerleştirdiğimiz zaman ne olacak? Biz aslında arz talep dengesini ve ürün desenini kurmuş olacağız. Çok önemli. DİTAP projesini hemen birkaç kelimeyle de. Birkaç kelimeyle de bunu aslında Sayın Bakanımız Ekrem Pakdemir'i taşlandırmak için geliştirmiş oldu diye söylüyorum. DİTAP şu anda 132 alıcı, 9795 satıcı olarak Konya'da DİTAP'a girildi. 132 alıcı? 132 alıcı, 9795 satıcı. DİTAP'a giriş yaptı bu şu anda. Ve alıcılar buraya nasıl giriyorlar? Nüfus kayıt sistemine göre DİTAP üzerinden telefonlarından kayıt girebiliyorlar. Girdikleri takdirde orada kimler hangi ürünleri satmak istiyor görebiliyorlar. Hı-hı. Alıcılar bu şekilde, satıcı kimler girebiliyor? Satıcı tarımsal faaliyette bulunması gerekiyor. Yani tüccar şeklinde değil. Tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler. Nedir bunlar? Arı kayıt sistemine, kanatlı sistemine, hayvancılık bilgi sistemine veya çiftçi kayıt sisteminden birine kayıtlıysa bunlar da satıcı olarak girebiliyorlar. Daha sonra bu sistem içerisinde alıcı ve satıcı kendi aralarında programda veya da sistem üzerinden satılan ürünü görerek alım satım yapılıyor. Fakat ne kadar alım satım yapıldığını, satıldığını biliyorum ama ne kadar onunla ilgili bir veri yok bende şu anda. Ama sistemlerimizde bunlar var. 285 kişi mesela stok gözüküyor. Yani stok dediğim orada ürünü var anlamında, stoğu var. Bu bize neyi sağlıyor? Birincisi üretimin değer artışını sağlıyor. İkincisi tüketicinin ucuza ürün almasını sağlıyor. Üçüncüsü de daha kısa zamanda ürünün pazara çıkmasını sağlıyor. Dördüncüsü daha fazla pazar ve daha fazla üretici birbirleriyle buluşmuş oluyor. Yani tabii aslında burada üreticinin en büyük problemi pazar problemini yaşaması. Pazar çözüm oluşturuyor. Ciddi bir çözüm oluşturuyor. Tabii burada en büyük avantaj da küçük üreticiler de buradan faydalanıyor. Büyük üretici zaten finansal altyapısını kurmuş oluyor. Hı-hı. Küçük üretici mi? Ha bu sistem daha geliştirilmesi gerekirse geliştirilmesi gerekir. Daha büyütülmesi gerekir. Şu anda ulusal düzeyde çalışıyor. Uluslararası düzeye açılması gerekiyorsa ama gerçekten tarımsal pazarda hele bu çağda olması gereken bir şeydi. Bu yönden de Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Pakdemirli'nin bu tür ilginç çalışmaları var. Mesela kulak küpesi konusunda da bir çalışması oldu.
elektrikli traktör çalışması var. Gerçi sahada göremedik henüz traktörü. Pandemi sonrası inşallah onu da görürüz. Bir de son soru olarak hemen birkaç kelimeyle özetleyecek olursak, topraklarda oluşan taban taşı oluşumunun engellenmesi için dip kazan çekilmesi, mekanizasyon olarak bir destek var mı? Bununla ilgili çalışmalar var. Tabii dip kazan çekilmesi ve anıza doğru, doğrudan anıza ekim, ikisi birlikte yürütülen bir konu aslında. Yani yaygın olarak bir bizim önceden verdiğimiz destekler vardı ama şu anda yaygın olarak verdiğimiz desteklerden ziyade bireysel olarak bazen proje bazlı verdiğimiz destekler var. Şeritvari sürüm projeleri çerçevesinde verdiğimiz destekler var. Ama tabii dip kazanların kullanılması, çünkü altta oluşan bir tabaka ayna vazifesi görüyor, suyun tabana geçmesini, bir de ışınların oraya yansıyıp buharlaşmanın hızlanmasına da sebep oluyor. Ekim alanlarında olması gereken ve dip kazanın çekilmesi gereken. Bizim bu yöndeki çalışmalarımız var. Fakat direkt hibe desteği şeklinde derseniz projeler bazında hibe desteklerimiz var. Son sözlerinizi alacağım. Süremiz de doldu. Son olarak Konya Tarım Orman İl Müdürü olarak son mesajlarınızı alalım ve program kuralım. Ben Konya çiftçilerimizin üretimde yapmış olduğu gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Suyu israf etmeden tasarruflu kullanmalarını, ekimlerini veyahut da çalışmalarında mutlaka sorması gerekiyor, danışması gerekiyorsa il ve ilçe müdürlüklerimize her zaman uğramalarını, bilgi almalarını, ayrıca bakanlığımızın ve Tarım İl Müdürlüğümüzün web sitelerinde takip etmelerini rica ediyorum. Bol kazançlı ürünler elde etmelerini ve çalışmaların boşa gitmemesi için tasarruftan taviz vermemelerini istiyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Peki, beni dinledikleri için. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz Tarım Masası'na. Bu ilk sizi programda ağırlamamız ama bunu biraz daha sık yapalım. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin bilgilendirmek için, siz mesajlarınızı vermek için Tarım Masası'nın kapısı devamlı size açık. Teşekkür ederiz. Peki. Çok sağ olasın. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Konya Tarım Orman İl Müdürü Sayın Ali Ergin'di bugün program konuğumuz. Ülkemizin geneli hakkında da konuştuk. Konya tarımını da konuştuk. Konya'da kuraklığa karşı neler yapılmalı? Konya'nın kuraklığa eylem planını hayata geçirilmesi için hangi çalışmalar yapıldığını, üretim planlamasından tutun sözleşmeli tarıma kadar birçok konuyu bugün Tarım Masası'na yatırdık. Yeter mi? Yetmez. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla konuyu Sayın Ali Ergin'le de masaya yatıracağız. Bu haftalık bize ayrılan süre bu kadardı. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.